Divan heyetine haber gönder, yarın hazır olsunlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Sultanım. Hazır baş. Hürrem. Ne oldu, neyin var? Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmam lazım. İçeri gel. Senin rengin solmuş. Neyin var? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Atım. Aşkım öldü. Nasıl ölmüş? En iyi şekilde bakılmasını buyurmuştum. Hastalıktan değil Süleyman. Kaza da değil. Öldürdüler. Hançerlediler üstelik. Benim hançerimle. Kim cesaret edebilir böyle bir şeye? Gördüm Allah. Kanlar içinde yatıyordu. Daha dün kendi ellerimle beslemiştim onu. Ağlama. Malkoçoğlu! Gel. Benim sarayımda benim sultanıma hediye ettiğim at hançerlenmiş. Kim cüret edebilir buna? Her kimse o bulup getireceksin bana. Getireceksin ki kalbini söküp çıkartacağım yerinden. Merak buyurmayın hünkârım. Derhal alakadar olacağım. Her kimse o gafil bulup çıkartacağım karşınıza. Güpegündüz hançerlenmiş. Sizin kulağınıza hiç mi bir şey gelmedi? Vallahi ben de şimdi duydum. Vah vah. Sultanımız çok severdi o atı. Ben de şaştım kaldım. Derhal sorgu sual ettim. Gören bilen yok. Nigar Kalfa. Sultanımıza sen haber vermişsin. Ne gördüysen anlat. Ben görmedim. Öldüğünü söylediler. Kim söyledi? Bostancı Bilal Ağa. Duyar duymaz da koştum sultanımızın yanına. Birlikte gittik. Seyisler yanındaydı. Hançer nerede? Ben de has odabaşım. Çok kıymetli bir hançer bu. Hürrem Sultanım hançeri. Nasıl? Ben de anlamadım. Belli ki biri dairesinden almış. Bir bildiğin varsa söyle. Yok. Tamam o zaman siz çıkınca aileleri sorgulayın. Mutlaka bir duyan, gören vardır. Has odabaşım, en son Nilüfer Hatun'un elinde gördüm bu hançeri. Nilüfer? Hürrem Sultanımızın cariyesi. Ağlama artık. Söz veriyorum, bunu her kim yaptıysa bedelini ödeyecek. İşte neler yapıyorlar bana. Korkuyorum Süleyman. Hürrem'im. Benim gülen yüzüm. Aşkı deri onun sebebi varlığım. Acını sök at gözlerinden. Zinhar korkma. Senin canın benim canımdır. Kim ne yapabilir? Mümkün mü bu? Haydi üzme kendini. Dik dur. Metanetini koru. Uzun bir ayrılık olacak önümüzde. Gözüm arkada kalmasın. Ne demek bu? Bir yere mi gidiyorsun?
Sefer kararı aldım. Bu dinme daha ötesine, Viyana'ya gideceğiz. Hayır, olmaz. Gitme Süleyman. Hürrem. Sen gidince büsbütün yalnız kalacağım. Düşmanlarım fesat bilecek bunu. Üzerime gelecekler. Geri döndüğünde beni burada bulamayabilirsin. Bu hançeri daha önce gördün mü? Kime ait olduğunu biliyor musun? Dilini mi yuttun hatun, konuşsana. Gördüm evet. Bu sultanımızın hançeri. Ha. O halde sultanımızın atının bu hançerle öldürüldüğünü duymuşsundur. Duydum, evet. Anlat o vakit. Neyi anlatayım? Neden yaptın bunu? Hasoda başım. Yalan, iftira. Vallahi ben bir şey yapmadım. Senin şuracıkta boğazını keserim. Daha hayatın senin elinde görmüş. Doğru, evet bendeydi. Lakin Dahi Hatun görür görmez aldı elimden. Nasıl aldı? Tarşıktaydım. Gülşah. Gülşah geldi. Gülşah? Mahidevran Sultanımızın cariyesi. Hürrem Sultan hakkında kötü laflar edince sinirlendim. Hançeri çıkardım. Korkutmak istedim sadece. O sırada Dahi Hatun geldi. Kızdı bana. Aldı elimden. Nilüfer Hatun belli ki yalan söylüyor. Ben hançer falan almadım. Ama elinde gördün. Evet. Böylesine kıymetli bir hançeri bir cariyenin elinde gördün ve sesini çıkarmadın, öyle mi? Kendisi sultanımızın hizmetinde. Sordum, bana emanet etti dedi. Ben de yerine koymasını söyledim. Hizmetinden alındığını sanıyordum. Evet, alındı. Ben de bu yüzden kızıp yolladım. Suçu ne bu hatunun? Kim aldı vazifeden? Valide Sultanımız böyle münasip gördü. Elbette cariyeye bu mevzuda bir malumat verilmedi. Belki de Hürrem Sultan'ın kovduğunu düşündü. Hasoda başım, Gülşah Hatun geldi. Al içeri. Gel bakalım Gülşah Hatun. Birkaç gün evvel cariyeler taşlığında Nilüfer Hatun'la tartıştığını duydum. Doğru mu? Doğru mu dedim? Evet. Hançer çekip üzerime saldırdı. Allah'tan Dahi Hatun geldi de kurtardı beni. Sonra ne oldu? Sonra... Konuşsana kızım. Sonra Dahi Hatun beni yolladı. Hasoda başım. Sorgu sualiniz bittiyse ben gideyim. Malum, Valide Sultanımız beni bekler. Bu kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek.
Vali Bey. Hünkârım. Nedir vaziyet? Bir şey öğrenebildin mi? Henüz kim olduğunu tespit edemedim. Lakin yakındır bulacağım. Sultanımız nasıllar? Bir hayli korkmuş. Üzgün. Ziyadesiyle kıymet veriyordu o da. Malkaçoğlu. Bunun arkasında her kim olursa olsun çekinme, üzerine git, örtbas edilmesin. Anladın mı beni? Anladım hünkârım. İhmali olanları da affetme. Gereken cezayı ver. Siz hiç merak etmeyin. Hürrem bir şeyler ye. Hünkârım. Malkoçoğlu gel. Hünkârım, sultanım. Hayırlı sabahlar. Sana da. Divan heyetine haber gönderildi. Emrettiğiniz üzere gelecekler. Âlâ. Vali Bey. Katili bulabildiniz mi? Bizzat tetkik ediyorum. O iş bugün çözülecek. Sultanım, müsaadeniz olursa size bir sualim olacak. Dinliyorum. Cariyeniz Nilüfer Hatun. Hançeri ona siz mi verdiniz? Evet, ben verdim. Neden? Ondan mı şüphelendiniz? Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Mümkün değil, o yapmaz. Ona itimarım tam. Sarıktır bana. Şüphe duyduğunuz bir var mı? Hayır. Ama kim yaptıysa kuvvetli biri olsa gerek. Ya da güvendiği, onu kollayan mühim biri var. Ne zaman yola çıkacaksınız? Hazırlıklar bitince. Daha var. İbrahim de gelecek mi? Elbette gelecek. Hem de bu kez ser askerim olarak. Çok merak ediyorum. Daha ne kadar yükselecek paşa? Daha ne kadar yükseleceğini mi merak ediyorsun? Bundan sonrası benim tahtım. Lakin o da bunu hayal dahi edemez. Zira hanedan mensubu değil. Aileye damat olmuş ama. Belki yine de ister. Malum, insan ruhu doymaz ki. Osmanoğlu değil. Pargalı İbrahim o. Bunu unutma. Hadi sen de dairene dön. Bütün gece döndün durdun. Uyu dinlen. Sultanımızın atıyla hanginiz alakadar oluyordu? Hepimiz bakarız Hasudobaşım. Ama dün mesuliyet bendeydi. Dün sabah neredeydin? Kılıç Ağa çiftliğine gittim. Nereden icap etti? Yeni atlar gelmiş. Onlara bakmam söylendi. Kim söyledi? Gül Ağa. Haber bırakmış geceden. Yerine kimseyi bırakmadın mı? O vakit sen neredeydin? Gece bir ara lokum tepsisi geldi saraydan. Ondan yedim 3-5. Sonra bir ağırlık çöktü üstüme. Sabah zor açtım gözlerimi. Geldiğimde atı can çekişirken buldum. Kan revan içindeydi. Dün sabah ve evvelsi gece nöbet tutan bütün bostancıları çağırın. Baş ustam. Seyisleri ve bostancıları zindana atın. İhmali olan herkes çekecek cezasını. Hasudobaşım yapmayın. Vallahi benim bir günahım yok. Benim de. Acıyın bize. Götürün bunları.
Hayrola Sümbül? Hasoda başım. Kim bu? Battal ağa. Size diyecekleri varmış. De. Dün sabah Nülüfer Hatun'u ağıra girerken gördüm. Bazı zaman gelir, atla alakadar olur diye şüphelenmedim. Lakin hadiseyi duyunca aklıma düştü. Elinde bir hançer vardı. Emin misin? Eminim. Gözlerimle gördüm. Madem öyle niye söylemedin? Bugün haberim oldu hadiseden. Nilüfer Hatun'u getir bana. Nilüfer, söyledi azıcık süt getirsinler. Temiz bezi de unutmasınlar. Nilüfer. Hı? Hayırdır, aklın nerede senin? Sultanımızı düşünüyorum. Çok üzüldü. Kim bilir ne kadar acı çekmiştir atı öldüğünde. Bir sürü at var ağırda, ne olacak? Sen işine bak. Kızlar, kolay gelsin. Sağ ol ağam. Nilüfer Hatun, gel benimle. Ne oldu ağam? Yahu sual sorma. Hadi düş peşime. Hı. Gel. Nilüfer Hatun. Elinde hançerle ahıra girerken görmüşler seni. Yalan. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Şşş. Ağlama. Eğer seni korumamı istiyorsan bana yardım etmen lazım. Bildiğin her şeyi anlatacaksın. Ben günahsızım. Ben niye yapayım? Bu zarar devran Suzan'dan başka kimsem yok. Belki başkası yanaşmıştır sana. Altınlarla, hediyelerle. Tehdit edip kafanı karıştırmışlardır, olamaz mı? Hayır. Asla. Ölürüm ben. Sultanıma ihanet etmem. Lakin sana ihanet etmişler belli. Önce hançerin sende olduğu söylendi. Sonra da ahıra girdiğini yetiştirdin. Aklını başına al Hatun. Seni yem olarak kullanıyorlar, görmüyor musun? Demek susacaksın. İyi o zaman. Bu geceden tez yok infaz edileceksin. Muhafızlar. Alın bunu zindan at. Hasan'ı başım. Ne duruyorsunuz hadi. Hayır. Tamam. Tamam anlatacağım. Bırak. Çıkın dışarı. Evet, seni dinliyorum. O gece, yani atın öldürüldüğü gece, sabaha karşı uyuyordum.
seni götürmek için bekliyor. Nereye? Bir kayıya bindirecek seni. Sonra denize açılacak. Başına bir çuval geçirecek. Sonra diri diri suya atacak seni. Balıklara yem olacaksın. Acıyın bana. Kıymayın. Tek koşulda o sıcak yatağına dönebilirsin. Ne derseniz yaparım. Başka çarem yoktu. Eğer dediğini yapmasaydım... Utanç içindeyim. Sultanıma ihanet ettim. Bunu bilmesin ne olur. Yazık. Çok yazık. Oysa bu sabah müdafaa etti Hürrem Sultan seni. İtimadım tamdır, bana sadıktır dedi. Üzülme. Sen de buradaki herkes gibi evvela kendi canını düşündün. Ne olacak şimdi? Bana ne yapacaksınız? Buna hünkârımız karar verecek. Nilüfer, Esma. Neredesiniz? Buyurun sultanım. Nilüfer nerede? Daha gelmedi. Nereye gitti? Bilmiyorum. Sümbül Ağa gelip çağırdı, birlikte çıktılar. Geç ona bak. Neredeymiş öğren. Valide Sultan Hazretleri geldiler. Valide Sultanım, bağışlayın sizi rahatsız ettim. Daha iyi sen dışarıda bekle. Nedir mesele? Az önce Nilüfer Hatun'u sorgu sual ettim. Bana bir itirafta bulundu. Demek ki suçunu kabul etti, gafil. Derhal cezasını infaz edin öyleyse. Lakin bir şey daha söyledi validem. Anlattığına göre azmettiren daha iyi hatunmuş. Ne demek bu? Atın öldürüldü sabah, onu uykudan uyandırmış. Eğer söylediklerimi yapmazsan seni öldürürüm demiş. Sen de inandın mı buna? Bu nasıl bir cüret? Bilmez misin ki Daye Hatun benim haremdeki gözüm, kulağım? Kendini bilmez bir cariyenin lafıyla 40 yıllık ket odağımdan mı kuş kullanılıyor? Validem, ben sadece hünkârımızın emriyle hadiseyi aydınlatmaya çalışıyorum. Şayet elinde bir kanıt varsa söyle. Bizzat ben vereceğim Daye'nin cezasını. Lakin yoksa ona yapılan bu hakareti kendime yapılmış sayarım, bilesin. Haşa Sultan Nihat'ıma. Hasoda başı, cariye suçunu itiraf etmiş zaten. Derhal gereği yapılsın. İlaveten bu meczubun Daye Hatun'la alakalı ifadesini kimse bilmeyecek. Bilhassa hünkârımız. Zira aslanımın kıymetli aklının böyle yalan dolanla meşgul edilmesini istemiyorum. Anladın mı beni? Sultanım, hünkârımıza geldiğinizi haber vereyim. Ben sizinle konuşmaya geldim. Öyle mi? Buyurun, sizi dinliyorum sultanım.
Nilüfer nerede? Sümbül'e sordum, sizin emrinizle alıp götürmüş. Hala haber yok. Nerede olduğu da belli değil. Nerede o? Ne yaptınız ona? Ne oldu? Neden geldiniz? Ne yapacaksınız bana? Sakin ol. Ürem Sultan'ı görmek istiyorum. Beni ona götürün.